Muazzam bir teknolojiyi konuşuyoruz bugün. Gemi savar füze denizaltına kapsül içinde yükleniyor. Düşman unsur tespit edildiğinde son olarak iki kelime duyuluyor: Bismillah ateş. Bismillah ateş. Sonrası düşman için derin bir kulak çınlaması ve bye bye hepiniz. Bunu aslında şöyle düşünün: Akdeniz'de bir ülkeyle çatışma yaşasak, bu şekilde konumlanmış düşman donanması saldırıyı nereden bekler? tabii ki buradaki gemilerimizden ya da buradan, karadan, belki de havadan. Beklentinin buralardan olması gayet doğal ve bu yüzden de buralara göre tedbir alırlar. Ama aniden şu, şu ya da şu noktalardan birinden gemi savar füzelerin denizin içinden aniden çıkıp düşman donanmasına yöneldiğini düşünün. Buna sürpriz saldırı denir ki birçok donanmanın böyle bir saldırıya karşı şansı kalmaz. Bir de kendinizi düşman donanma olarak düşünsenize. Siz gemilerden saldırı beklerken bir anda denizin içinden belirleyemeyeceğiniz yerlerden gemi savar füzeler çıkıp size doğru yöneliyor kabus gibi bir ortam. Ve işte Türkiye bu kabiliyeti kazandı. Biz de bugün bunu konuşuyoruz. Atmaca gemi sağır füzesinin özellikleri neler? Denizaltılarımızdan ateşlenecek olması bize nasıl bir caydırıcılık kazandıracak? Bugün Türkiye'nin dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete erişimine odaklanıyoruz. Bugün bambaşka bir geleceği konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öncelikle denizaltılarımızdan bir gemi savar füze yani atmaca nasıl ateşlenecek? Bu çok gelişmiş bir teknoloji. Bu yüzden her devletin sahip olamayacağı bir kabiliyetten bahsediyoruz şu an. Gemi savar füze denizaltına bir kapsülle yerleştiriliyor. Denizaltı bu kapsülü tıpkı bir torpidoymuş gibi ateşliyor. Şu an gördüğünüz görüntüler de bizim denizaltımızın atmacayı kapsül içinde ateşlemesinin görüntüleri. Atmaca kapsülün içinde yüzeye kadar çıktıktan sonra kendi motorunu çalıştırarak kapsülden fırlıyor ve hedefe doğru ilerliyor. Yani muazzam bir sistem bu. Bismillah ateşlendikten sonrası düşman için genelde beyaz bir bulut çınlama, baş ağrısı ve elveda. Dediğim gibi sistem muazzam ve bunu detaylıca konuşmak gerekiyor. Ama tabii ilk olarak etraflıca konuşmamız gereken şey fırlatılan füzenin kendisi yani atmaca. Önce atmacayı tanıyalım. Donanma dediğiniz zaman ilk akla gelecek en önemli 3 vurucu güçten biri gemi savar füzeleri ve biz bu konuda ABD'ye bağımlıydık. Boeing tarafından üretilen Harpoon gemi savar füzelerini kullanıyorduk. Tabii hala kullanıyoruz. Bu füze bizim ihtiyacımızı karşılıyor muydu derseniz? Evet karşılıyordu. Ama bir şeyi özellikle belirtmek gerekiyor ki sadece ABD'nin istediği kadar karşılıyordu. Yani ABD istemese bunu kullanma şansınız yoktu. Ki daha önce bu oldu. Yani bu farazi bir söylem değil. Mesela hatırlarsanız Kardak krizi yaşanmıştı. O krizde Türkiye ile Yunanistan neredeyse savaşa giriyordu. Tabii ki böyle bir durumda ilk akla gelen şey donanmanın kullanacağı harpun füzeleri olurdu. Hatta iki tarafta bu füzeleri kullandığı için muhtemel bir çatışma harpun çatışması olacaktı. Yani ikisinde de aynı yetenekler olduğu için kim önce atışı yaparsa o karşı tarafı vuracaktı. Ama o dönem ABD Büyükelçisi eğer bir çatışma olsaydı Türkiye'de Yunanistan'da gemilerden bu füzeleri ateşleyemeyecekti açıklamasını yapmıştı. Yani paranızı veriyorsunuz ki çok ciddi paralar veriyorsunuz. Çünkü bunlar maliyetli sistemler. Bu füzeleri alıyorsunuz ve ABD kimi isterse sadece onu vurabiliyorsunuz. Adil mi değil mi tartışılabilir ama mantıklı mı? Evet mantıklı. Silahı satan bensem kimi vuracağını da ben karar veririm. Bugün konuştuğumuz atmaca gemisi ağır füzesini sattığımız yerlerde kardeş ülkeler hariç elbette biz de böyle kısıtlamalar uygulayacağız. Neyse yani özetle belirtirsek bu alanda hem büyük bir ihtiyaç hem de büyük bir bağımlılığımız var. Vardı. Ve biliyorsunuz Türkiye 2004 yılında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde önemli bir karar aldı. Bu karara göre her şey yerli olarak üretilecekti. Gemi savar füzesi için de aynı politika izlendi. Ve 2009 yılında Roketsan, Aselsan ve Armerkom'la yerli gemi savar füzesi için sözleşme imzalandı. Bundan 10 yıl sonra ilk test atışı yapıldı. 2021 yılında ise ilk harp başlıklı atışı gerçekleştirdik. Aynı yıl bir başka testte emekli edilen eski bir gemiyi vurarak batırdık. Ve bu sürecin sonunda Türkiye çok etkili bir gemi savar füzesi kazanmış oldu. Bunun ne kadar etkili olduğunu anlamak için aslında ABD'ye bağımlı olduğumuz sistemle bir karşılaştırma yapabiliriz. Böylece dünyadaki en büyük pazara sahip olan mühimmatla bizim ürettiğimiz mühimmat arasındaki fark net şekilde görülür. Atmaca roket san üretimi. Harpun ise Boeing firması tarafından üretiliyor. Atmacanın uzunluğu 5,2 metre. Harpun için bu rakam 4,6 metre. Atmacanın ağırlığı 750 kilogramken harpun toplamda 689 kilogram ağırlığa sahip. İki sistemde de harp başlığı ağırlığı 220 kilogram ve harp başlığı türlü sürücüleri de aynı. Hız konusunda da fark yok. İkisi de maksimum 0,85 mak hıza çıkabiliyor. Navigasyon sistemleri de aynı. Ama arayıcı başlıkta farklılık var. İkisinin de radar arayıcı başlığı var. Ama atmacanın fazladan geliştirilmiş kızıl başlığı da var. Bunların önemini birazdan konuşuruz ama şimdi esas kısma gelelim. Yani menzillere. Bizim yıllardır kullandığımız Harp'un 130 km menzile sahipken atmaca 250 km menzile sahip. Yani mesele bambaşka bir boyuta geldi. Az önce kardak krizini ele alıp Yunanistan üzerinden bir örnek vermiştik aynı örneğe devam edelim. Orada bir çatışma çıksaydı önce atışı yapan kazanacaktı. Tabi vurulmadan önce diğeri de atış yapıp karşı tarafı batırabilir. Bu ihtimaller de var. Ama temelde mesele tamamen atışın önce yapılmasıyla alakalı. Çünkü iki tarafta da aynı füze var. Ve ikisinin de menzili 130 kilometre. Bir de şimdiki tabloya bakalım. Yunanistan'da hala aynı füze var. Türkiye'nin artık kendi ürettiği atmaca füzesi gemilerde konuştu olacak. Atmacanın menzili 250 kilometre. Yani Yunan gemisi atış yapabilmek için yakına girmeye çalışırken Türk gemisi çok uzaklardan o atışı gerçekleştirmiş olacak. Menzilin bu dengeleri nasıl değiştireceğini başka bir örnekle anlatmama gerek yoktur herhalde. Tabi burada şu aklınıza gelebilir. Her ne kadar bu füzeyi fırlatsanız da sadece daha uzaktan atmak düşman gemisini vurmak için yeterli olmayacak. Çünkü onların da radar ve savunma sistemleri var. Hatta uzaktan attığınız için düşman gemilerinin radarlarının bu füzeyi daha önce fark edip savunmaya geçme ihtimalleri daha yüksek. Böyle bir durumda yani ortada böyle bir gerçek varken atmaca düşman gemisini o kadar uzaktan nasıl vuracak? İşte bu noktada atmacanın gelişmiş özellikleri devreye giriyor. Mesela alçaktan uçma kabiliyetinde atmacanın müthiş yetenekli olduğu açıklandı. Yani denizin 3-4 metre üzerinden hedefine ilerlediği biliniyor. İşte bu özellik onun gemiye iyice yaklaştıktan sonra fark edilmesini sağlıyor. Yani radarların tespit etmesi oldukça zorlaşıyor. Zaten genel olarak gelişmiş gemi savar füzelerinin caydırıcı olma sebebi de bu. Tabi bununla da bitmiyor. Bir de gelişmiş rota bacakları oluşturabilmesi var. Bu önemli. Özellikle de örneği Yunanistan üzerinden verdiğimiz için Yunanistan'a karşı bu özellik çok önemli. Çünkü bizim karşı karşıya geldiğimiz yer Adalar Denizi ve burada da çok fazla ada ve adacık var. Atmaca bu özelliği sayesinde hedefine fırlatıldığında dümdüz ok gibi gitmiyor. Kendisine rota bacakları oluşturup buna göre manevralar yapıyor. Mesela vuracağı gemi bir adanın arkasındaysa adaya kadar denizi yalayarak ilerledikten sonra adanın etrafından dolaşarak ya da hızlı bir yükseliş yapıp hedefe tepeden dalarak saldırı gerçekleştirebiliyor. Tabii ki bu da düşman gemisinin atmacayı adayı aşana kadar görmesini yani tespit etmesini engelliyor. İşte bu yüzden atmaca çevremizdeki denizlerde genel olarak dengeleri alt üst edecek bir potansiyele sahip. Yani kısaca özetlersek biz bu füzeyle çok güçlü bir sisteme sahip olduk diyebiliriz. Ve bu füze sadece gemiden gemiye değil karadan karaya, karadan gemiye de kullanılacak ve şimdi deniz altından da kullanılacak. Bunun kara versiyonu ve Barbaros kıyı savunma sistemi ile birlikte kıyı savunma versiyonu da var. Böyle konuştuğumuz zaman ve anlattığımız zaman her şey mükemmel görünüyor. Donanmaların kullandığı en önemli füzelerden birinin yerlisini yapıyorsunuz. Bu elbette önemli bir haber. Ama bu noktada can sıkabilecek bir şey oluyor. O da kritik bazı parçaların yerli olmayışı ve bu bahsettiğim parçalar içerisinde en büyük öneme sahip olan şüphesiz ki motor. Çünkü bu füzeler turbojet motorlarla hedefine ilerliyorlar. Biz atmaca sistemini geliştirdik. Özellikleriyle en etkili gemi savar füzelerinden biri haline getirdik. Ama ihracat yapmak istesek yapamıyorduk. Çünkü motoru bize veren ülke buna izin vermiyordu. Hangi ülke olduğunu zaten tahmin edersiniz bu kısıtlamadan sonra diyeceğim ama tahmin etmeniz çok mümkün değil. Çünkü bize ambargo uygulamaya hevesli çok fazla ülke var. Şu an konuştuğumuz belki tahmin edeceğiniz gibi ABD değil. Fransa. Atmaca füzesinde ve yine son seyir füzesinde biz TR-40 motorunu kullanıyoruz. Bu motor da Fransız Safran firması tarafından üretiliyor. Tabii ki bu kadar kritik bir parçayı verdikleri için mühimmatla ilgili her şeyin içindeler. Özellikle bu Doğu Akdeniz gerginliği ve Karabağ sorunundan dolayı biliyorsunuz Fransa ile 5-6 yıl kadar çok gergin bir dönem yaşadık. İşte bu dönemde önce Türkiye'ye ambargo uygulamış gibi görünmek istemediler. O yüzden bu motorun teslimatlarını türlü bahanelerle geciktirdiler. Bir süre bu şekilde ambargo koymuyormuş gibi görünüp ambargo uyguladılar. Sonrasında da artık çok açık ve ne ne şekilde ambargo uygulamaya başladılar. Ve biz uzun süre Fransa'dan atmaca füzesinin motorlarını tedarik edemedik. Ürettiğimiz sistemler de zamanında önden aldığımız motorlarla üretilen sistemler. Yani Fransa vermeye devam etmezse ortada kalacağımız, vermeye devam etse de bağımlı olacağımız bir ortam oluştu. Ki dediğim gibi bu da gayet doğal. Şaşılacak bir durum yok. İşte bu yüzden Türkiye zaten başlamış olduğu motor projesini iyice hızlandırdı. Biz zaten son yıllarda birçok motorun yerlisini üretmeye başladık. Ve bu ürettiğimiz motorlardan biri de işte bugün konuştuğumuz KTC-3200 oldu. Aslında dediğim gibi bu ambargo ile birlikte başlamadık biz bu projeye. Sadece ambargo hızlandırmamızı sağladı. Yoksa Türkiye bu turbojet motoru geliştirme çalışmalarına 2012 yılında başlamıştı. Kale Havacılık o yıl Savunma Sanayi Başkanlığı ile ARGE projesini imzaladı ve 7 yıl sonra ilk başarılı ateşleme testini yaptı. Bakın bu kolay bir süreç değil. Turbojet motor geliştirmek dünyanın en zor motor çalışmalarından biri ve Türkiye'nin bu konuda hiçbir tecrübesi yoktu. Bu yüzden 7 yılda yüzlerce insan emek harcadı ve ortaya bu motoru çıkardı. Bunu yaparken motorda bir sürü değişiklik yapıldı. Çünkü testlerde 5 defa motor patladı. Ama en nihayetinde 2019'da başarılı test yapıldı. Ve 2021'de testlerin firmalar tarafından yapılması için ilk teslimatlar firmalara gerçekleştirildi. Şimdilerde ise bu motorla atmaca füzemizin yaptığı test atışlarını izleyebiliyoruz. Ve başarılı atışlar oluyor bunlar. Türkiye bu atışlarla birlikte 38 bin devre çıkan 900 beygirlik güç üreten bir turbojet motorunu üretebildiğini ilan etmiş oldu. Ki bu çok değerli. Çünkü bu motor aynı zamanda bir çekirdek motor. Geliştirilecek ve dronlarda insan savaş araçlarında ve uçaklarda kullanılabilecek. Dediğim gibi bu motor bağımsızlık anlamına geliyor. Bakın Türkiye'nin bu motoru kullanacağı ana füzeler savaşlarda dengeleri değiştirebilecek füzeler. Birisi atmaca, birisi son seyir füzesi. Neyse konu çok dağılı. tekrar toparlayalım. İşte böyle bir potansiyelden bahsediyoruz şu an. Ve bu potansiyel denizden ve karadan sonra şimdi de deniz altından atıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Deniz altından gemi savar füzesi fırlatmanın birçok avantajı var. Ve bunların en önemlisi şüphesiz ki gizlilik. Yani sürpriz saldırı. Denizaltılar sessiz ve derin Ilerlerler. Bu sayede düşman donanmaları farkında bile olmadan onlara çok yaklaşabilirler. Bugün konuştuğumuz yetenekle bir denizaltımız düşman donanmasına yaklaştığında ve bu füzeyi fırlattığında düşman için kurtuluş ihtimali çok zayıflayacak. Çünkü zaman kalmayacak. Bu yeteneğin bir diğer katkısı da caydırıcılık olacak. Olası bir gerginlik anında düşman donanması artık diken üstünde davranmak zorunda olacak. Tabi bu da çok emin olmadıkları bölgelerde kritik unsurlarını bulundurmalarına engel olacak. Bu kabiliyetin bir diğer avantajı da geniş harekat alanı imkanı sağlaması. Denizaltılar ses siz ve derinden yani fark edilmeden çok geniş alanlarda harekat düzenlerler. Bu kadar geniş bir alanda atmacanın kapsülle fırlatılması da tabii ki bize operasyonda önemli bir çeşitlilik sağlayacak. Yani kısacası neresinden bakarsanız bakın mesele çok önemli bir mesele. Hem de bu kabiliyete tamamen yerli alt sistemlerle kavuşmuş olmamız çok değerli. Bundan sonrasında bizim için rahatça arkamıza yaslanma, düşmanlarımız içinse tedirgin şekilde denizlere açılma vakti geldi diyebiliriz. Artık Türk denizaltıları Akya ağır torpidonun yanında bir de atmaca gemi savar füzesiyle korku salacak. Ve dediğim gibi bize bu saatten sonra düşen şey düğmeye basıp füzeyi ateşleyip arkamıza yaslanmak. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.